Bu akşam Devler Ligi'ndeki 3. akşamımız. Birazdan Aydın abiyle Tuna gelecek. Ablam biraz rahatsız gelecek mi bilmiyorum ama artık son 9 maçımız kaldı. 9 maçta 4 galibiyet almak zorundayız eğer Devler Ligi'nde devam etmek istiyorsak. Bu akşam 2 ikon transfer ettik. Japon Nakata ile Bulgar Stoichkov. Ne düşünüyorsun? Sence bu bize 9 maçta 4 galibiyet kazandırabilir mi Josaya? Şimdi Sakata, Nako Sakata mı ne? Sakata değil, Nakata. Nakata. Bence bu bizi kötüye yönlendirecek. Daha da kötü yapacaklar diyorsun takımı. Evet. Yani Nakata Stoichkov inanılmaz bir golcü. Vurduğunu güzel. atma bir adam. Nakata kötü yönlendirecek. Diğeri hangisi ise o iyi yönlendirecek. Stoichkov. Oynatma diyorsun o zaman Nakata'yı. Evet yani onu satabilirsin. Kiralık aldık zaten ikonu. Ha. Bu akşama da yavaş yavaş başlıyoruz. Tunay'la Aydın abi geldi. Aydın abi söylentilere göre Stoichkov futbola geri dönmüş. Birkaç maçlık için takıma Değil gelmiş. mi? Ne diyorsun? Oo, dedim abi 4 maçlık bir şeyimiz var. 9. 5 de 4. 9 da 4 alacağız. 11 yapacağız. Yapar mısın onu? Yaparız. Bugün bu işi yani bitiriyoruz yani. Ben de inanıyorum. Sana ne oluyor da? Evet, o da varmış. Yapacağız mı David? Onda kalacağız. Baba, open packs mi? Open packs yapmayacağız, paket açmayacağız. Paket aç diyor böyle diyor. Onda kalacağız, söylüyorum. Yusuf'a pek inanmıyor işe. Bakalım. Bence 9'da 4 çok zor yani. Bakalım yapabilecek miyiz? Kolay değil ama elimizden geleni yapacağız. Keane'i şurada başlatalım, tamam mı? Stoichkov'u da. Direkt Stoichkov'u da başlayalım. Aubameyang'ın yerine bir deneyelim, olur mu? Baktı Keane'de de şey yaptı. Şu Baresi'yle içeri alalım abi. Gerek olursa. Rui Costa'yı da. Yani iyi kadro tabii. İyi. Yani şey yapmamış, özel kartlara kayıcısı kırmızı. Evet, çok uyumsuzum. Direkt onun gücünü düşürüyor baya. Hadi bakalım. Değiştirir mi acaba? Şu an 70 They have been playing some good football. So if they continue that trend, I think their fans will go home happy. Here's the lineup. Stoichkov. İlk topuna dokundu. Bela Sadio önde Stoichkov'uydu. Ben sana söyleyeyim mi? Tam o adamın yeri orası. Alacak, vuracak, 1-0 bitirecek mesela. Elisa gibi aynen. Evet. Yeah! Vur be! Stoichkov ilk maçında daha 10 dakika olmadan golünü attı. Moraller yükseldi. Çünkü bu maça galibiyetle başlamak bizim için çok önemli bu noktada. Ooo, hoca gidiyor. Gole giden adam direkt de gidiyordu ama gelmedi kırmızıyı. Sarı kart, Umtiti. Çok güzel. Değişinden belli oldu yani. Adam pozisyon bile yapmamıştı ama Suarez geldi. Golünü attı. Memleketine döndü. Çarşambaya kadar varmış da bugün yok ya. Osman Dembele. 11 maçı tamamlayamazsak çok tadı kaçar bir şey. Ha, evet. Güzel. Bu ne ya? Griezmann üzülme öyle çok da güzel bir şut değil de. Devrim ne olmuş? Devrim. Sağda Griezmann'ın yerine De Bruyne oyunda bir geçeydi var ya. Bale. It's with De Bruyne. Clever pass in behind by De Bruyne.
Çalışıyor başka mı? Evet, ben çıkarttım. Ben çıkarttım. Evet, seni de... Bekledim. Ondan sonra... Tamam, bu sağ, hadi. Evet. Şu anda akşamın ikinci maçında Tuna 1-0 önde. Aslanlar gibi gidiyor ama adam gerçekten çok iyi. İşte bu be! Tuna bravo! Oh. Oh. Kazandık, harika, harika. At kendine bir limon. Ah. Bravo Tuna. Şu anda durum 23 maçta 8 galibiyet. Silver 2'ye çıktık. Tek hedef zaten hafta boyunca Silver 1'e çıkmaktı. 11 galibiyetti. Gerçi şu anda ortalama olarak biraz uzağız hedefimizden ama 7 maçta 3 galibiyette yapılmayacak bir şey değil yani, yapabiliriz. Şimdi şu anki maçı berabere bitirdik ve penaltılara kaldık. David De Gea with the save, a magnificent save. So next up to take the penalty. They've let him get away with that little stuttering run up. Goal stands. Sol aşağı. A save by the goalkeeper. Here's the next penalty taker. Well, the stutter was okay. Goal given. It's time to step up. Finds the corner of the net. Oh, beautifully taken. All you need to do is put it in the net in the shootout, and he's done it. Massive pressure on the penalty taker now in these circumstances. Scored right down the middle. Here's the chance to be a real hero, to score the penalty and win the game for your side. Little check in the run-up. Keeper makes the save. So it's his turn now from the spot. Oh, the goalkeeper. İki penaltıyı kazanmış olsak. İkinci full kayıt aldığımız maçı. Durum iyi değil. Kaç maç almamız gerekiyor? 3 maç. 5'te 3. 5'te 3 yapmamız gerekiyor. Moraller kötü ama yapamayacak bir şey değil. Dün bir ara 5'te 3'ü tamamladık. Galibiyet, mağlubiyet, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet. Bunlar az da olsa İhtimali olan şeyler. Olan şeyler. Aynen öyle. Tuna. Yo. Tabii. Costa geliyor. Oo iyi. Tamam. Tamam bak Tuna bu iyi. Öyle bunu, mi? Bunu yenme. Aydın abi daha ne olacak? Mesut fena. Sol 1.80, sağ 1.82. Mesut Sterling işi bu hepsi normal yani. Ha, formda şey, oyuncu değil yani. Formda kartları bile yok ya. Anladın mı? Aubameyang takımda olmamak istemediğini göstermesi gerekiyor. Bugün çak. Yeah! Haklı bitti. Torreira mı? Torreira. Kırdı. Bir de öyle kırdı. Dansını yaptı. Bu benim bir... Aramın üstüne çıkmayın. 1.68 zaten. Bel bırakmazsınız. Torreira değil mi? Costa'yı değiştirmeden. Normalde Costa'nın üçte olacaktı o. Şu anda Torreira ile Costa'yı değiştiriyoruz ya. Normalde. Adamı yalnız direkt defansı gol atıyoruz şu anda gol attıktan sonra. Gayet iyi. Farkında olmadan doğru oynatmış. Adam, abi ya, bu adam uçtu böyle, böyle yok yani adam uçtu ama Torreira, bu adam var ya, bu Torreira 82'lik kart ya. Aydın abi bu kartı bana sorarsan gerçek söylüyorum, yanlışlıkla FIFA şeye koydu yani. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. İnanılmaz bir kart. Herkes şok oldu. Bir şekilde bir hata oldu ya da rakamlar yanlış yazıldı. Bilmiyorum ne olduğunu. Aman ha. Olmaması gereken bir kart yani. Evet, salındı. Abartı be! Dakika 6'da Rage Queen'e zorluyor Tuna. Orta sahada. Dakika 6'da Rage Queen'e zorluyor Tuna. Defansını geniş oynatıyor. Kanatlar sağa, sola yakın yani, anladın mı? Dar değil, orta cephede çok büyük bir boşluk bulabiliyoruz onun için. Sterling koptu. Sterling koptu. Durdurabilene aşk olsun Sterling koptu. Aman 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 aman. İyi yaptın. Çünkü bir
daldırmazlardı. Daha daldırmazlardı. En vurulabilme ihtimali olan noktada vurdu. Çekil. Bu gece 11, ya çok güzel moral olur bize ya. Çok güzel, harika bir pas. Aha! Tamam, tamam, işte bu, işte bu. Yeneceğiz yani. Durdurdun ya. Sağ ayağını al tekrar, sağ ayak yok. Vur, 3 olsun. Yeah! Devler Ligi'ndeyiz. 9 galibiyet alacağız. Bir önceki rekorumuzu egale edeceğiz. Bak Kenan, biraz da sen elde almıştır. Tuna zaten maçı bitirdi. Benimkisi böyle biraz... Olsun olsun, elden alıştı. El alışmalık. Bak şimdi kök... Gençler de oynasın. Aynen, evet. Eyvallah. Sağ ol Tuna. O da iyiydi. Ya bitirin Tuna ya. Buradan kaybetmemiz drama oldu. Gerçek söylüyorum. Aynen. Daha önce artık kendini gösterdi. Yapacak bir şey yok ona. İşte bu ya. Yok yok, ne olsaydı. Neyse tamam, en azından en azından kumandayı bırakmak zorunda kaldı. Alessandro, eyvallah. En azından kumandayı bırakmak zorunda bırakmadı beni. Yedik ya. Neyse ki Tuna'nın bol bol attığı gollerle. Ha, yemeğin karısı, bir tane şey, NBA'de James Harden diye bir oyuncu var, en iyi yaptığı bir hareket. Gol attıktan böyle yemek karıştırıyor gibi. Atıyordum kendi kaleme göre ha. Çak! 5 dedik, 5 aldım. Yeni aldığımız hiç hoş olmayan hareketlerle 5 gol atar. İlk kez 5 gol atıyoruz arkadaşlar. Neyse, hem de biraz moralim yerine geldi en azından. 2 gol atmış olmak. Wow, nasıl bir Kerem ya. Ne yaptı ya? Stoichkov'u böyle bir attı kendine. Kaç, iki mi kaldı arkadaşlar? İki galibiyet. Dört maçta mı, beş maçta mı? Dört maçta. Başlayalım. Karşı takım gayet... Ya Messi çok iyi, Messi'leri var ama... Geri kalan karşı takım çok iyi gözüküyor onun için. Bu maçı kaydetmeyecektik ama kaydediyoruz. Çünkü adamın Messi haricinde hiç iyi bir oyuncusu yok. Bunun için de Tuna golle başlıyor. Golü şu anda alamazsın fıtı yani. Ama... Ama bu! Costa! Rui Costa! Fatih Terim'in öğrencisi. Aldı. Pişman ettin bizi efendim. Etmedi. Vah çakala bak ha. Hiç fark etmez abi. Hiç fark etmez. Aman aman. Penaltıyı verdi abi. Verdi mi? Yapma Tuna ya. Girişte girişte. En direkt ya. Dışarıda dışarıda. En direkt ha. Messi'ye yapılır mı hareket? Yenmek zorundayız ya. Şu maçı yenmek zorundayız. Tabii canım, böyle bir şansımız yok yani arkadaşlar. Yani daha zor takımlar gelebilir. Böyle bir lüksümüz yok. Çak! Çak! Tamam. Abi var ya. Kaptan lütfen, kurtar lütfen gemini. Lütfen ya. Kurtar gemini kaptan.
Eyvahlar olsun. Yok yok, bir şey olmaz. Gerson topu aldı. Griezmann güzel bir pas verdi. İnanılmaz. Direkten döndü. Abi bak. Kaptandan güzel pas. Rui Costa, Aubameyang kap. Aubameyang çakar mı? Çakar! Titreme geldi, Vay vay vay. Bu nasıl bir gol efendim? Bu nasıl bir gol efendim? Oreira, küçücük dev kadro. Az önceki pozisyonlar yalnız bunlar hep. Tuna bir maç kalır be. Bir maç mı kalır bunun? Bir maç kalacak. Bir maç kalır mı? Abi. Ayağımızı koyabiliyoruz oraya ama yemeyelim ya. Şey yapamıyorum. Tam da düğünün yani daha rahat olumda alıyoruz. Abu Bakar. Bu çok koyacak bize. Yürü be! Yürü be işte! Yürü be! Dakika 86! Dansını yap ya yavrum be! Of! 3-3 var ya, bu resmen tansiyon aletlerini çıkarttı bu maç yani şeye. Benim bile çıktı ya. Stansiyonsuzsunuz benim. Of! Dekans aldım. Lütfen ya! Durdurdum. O da durdurmuş o yani iki tarafta. Sen? Lütfen. Bir şey ben bir şey yapmadım hayır ya. Hayır ya. Ben bir şey yapmadım ya. Buna penaltı verdi. Buna penaltı verdi. Lütfen ya. Lütfen ya. Tamam. Düz mü vuracak? Bak ne yapacak? Düz mü vuracak galiba? Düz mü vuracak galiba? Abi ya. Tuna sakinleş. Badin mi abi? Bu bizi çok güzel değildi ya. Şu anda moraller felaket. Yeah! Attım gol mü? Offside mı dedi? Değildi. Yok sanki. Vardı. Gol ya. Gol. İnanamıyorum. Son saniyede yakaladık. Tuna bravo. Evet. Ben Tuna 2-1 mağlup olarak teslim ettim ama Tuna attı golü. Zaten dedim yenebilir dedim yani Tuna bu takımı. 2-1. Bu akşam Tuna inanılmaz oynuyor gerçekten. 3 maçın ikisini kazanmamız gerekiyor. Şu anda bu maçı kazanırsak 2 maç kalacak geriye, birini kazanmamız gerekecek. Stres içerisindeyiz. Of. Ay. Bir drama. Of. Evet ya, hadi lütfen buna ya. Hadi.